Kemal Kılıçdaroğlu bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatörlükle hitap edip tehdit ediyor. 1923'te diyor, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda diyor, yani Osmanlı'yı her fırsatta hep aşağılıyor ya, 550 tane doktor, 4 tane hemşire, 136 tane ebe, 69 tane de eczacı vardı diyor. Osmanlı'yı aşağılamış oluyor. Osmanlı Devleti'nde hiçbir sağlıkçının, sağlık sektörünün olmadığını dile getirmiş oluyor beyefendi. Size bir rakam vereyim. 1923 yılında Cumhuriyeti kurduğumuzda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde sadece 554 doktor vardı. 554 doktor vardı. 4 tane hemşire vardı. Koca Türkiye Cumhuriyeti 4 tane hemşire vardı. 69 eczacı, 136 ebe vardı. Bugün Cumhuriyetin aydınlanma felsefesini ortaya koyduğu bir gerçek. Bugün Avrupa'nın en güçlü sağlık ordusu bizde. En güçlü. Ve Erdoğan'ı da şöyle tehdit ediyor. Sen diyor, laiklik ve cumhuriyetçilik ilkelerine aykırı işlerde bulunup davranıyorsun. Atatürk olsaydı seni asardı demek istiyor. Ve sen koltuğun oturmuş olduğun koltuğa Atatürk sayesinde, cumhuriyet sayesinde sahip oldun diyor. Halbuki şunu bilmiyor beyefendi. Yeryüzündeki yaşanan her olayın, her şeyin Allah tarafından gerçekleştirildiğini, Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda meydana geldiğini bilmiyor galiba. E peki biz de ona diyelim ki Osmanlı olsaydı şimdi, Osmanlı olsaydı Osmanlı da seni asardı o zaman. Sen madem öyle diyorsun ya, Atatürk olsaydı seni asardı demeye getiriyorsun ya. Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurdunuz da kuruldu da diyelim. Peki Bursa'yı kim fethetti? Osman Bey. İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet. Yemen'i, Hicaz'ı, Filistin'i, Mekke'yi, Arabistan'ı kim fethetti? Osmanlı. Yavuz Sultan Selim. Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i, İspanya'yı kim fethetti? Osmanlı. Avrupa'da Balkanları kim fethetti? Osmanlı. Viyana'nın kapısına kim dayandı? Kanuni, Osmanlı. Bu kadar toprakları fetheden Osmanlı, bağnaz, gerici. Ama 1923'ten sonra Lozan Antlaşması'yla Ege'de, Marmara'da bulunan o adaları Lozan Antlaşması'yla Yunanlılara biz türlü maceralara Türkiye'yi sürüklemeyelim, verelim, kurtaralım diyen Sağır İsmet'in modern İlerici. Öyle mi? Osmanlı geri. 550 tane doktoru vardı Osmanlı'nın. Bir kere yalana bak. 550 doktorun 4 hemşiresi varmış. O kadar. 15 milyon nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. 15 milyon nüfusu olan 550. Bir de Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış. Herkes zaten sağlıkçı. Herkes ya. Osmanlı'yı aşağılıyor beyefendi. Her mercide, her makamda Osmanlı'yı aşağılıyor. Her önüne gelen her fırsatta. Atatürk'e dua et, Cumhuriyeti kurdu. Sen de Atatürk sayesinde diyor o koltuğa oturuyorsun. Tamam ama belki de Recep Tayyip Erdoğan Allah'ın emir ve isteği doğrultusunda Osmanlı devam etmiş olsaydı o zaman da Osmanlı'nın torunu olarak belki dünyaya gelecekti. Bu dünyada yaşananlar ve ahirette yaşananlar daha önceden planlanmadı mı? Bunların hepsi Allah'ın emir ve doğrultusunda gerçekleşmiyor mu? Kendisi inanmıyor da. Biz söyleyelim, hatırlatalım yani. Belki de Osmanlı veliahtı olarak dünyaya gelecekti Erdoğan. Yani Erdoğan'ın oturduğu koltuk boş mu kalacaktı? Cumhuriyet olmasaydı. İlla ki bir şeyler olacaktı yani birisi oturacaktı illa ki. Türk ne zaman vatansız kalmış? Erdoğan'ı Atatürk olsa seni asardı diyerekten tehdit ediyor. Laikliğe ve cumhuriyetçilik ilkelerine aykırı davranıyorsun diyor. Peki diktatörse o zaman madem sarık takıyor diye o zaman sırf sarık takıyor diye ezanı Türkçe okumuyor diye niye insanlar o zaman asıldı? O zaman onların hakkına girmiş olmuyor musunuz? Sırf sarık takıyor diye. Mesela bir kadın başörtüsü takıyorsa eğer o zaman bağnaz gerici oluyor. Bir tane erkek sakal uzatıp küpe takıp başına da bir başörtüsü gibi bir atkı bürüyüp de motosiklet sürdüğü zaman o ilerici oluyor değil mi? Modern oluyor. Erkek takarsa. O zaman peki ben erkek olarak kısa pantolon giyemezsin, uzun pantolon giyemezsin ya da sade kısa giyeceksin ya da kumaş giyemezsin ya da kot pantolon giyemezsin, takım elbise giyemezsin diye bir yasak çıkarsa
Aynı başörtülülerin devlet dairelerine giremediği gibi, peçeyle dolaşılmadığı gibi. Böyle bir yasa çıksa erkek için. O zaman benim şahsıma, görüşme, benim yaşantıma, kılık kıyafetime o darbe gibi olmuş olmuyor mu? O zaman sen benim insanlık, yani özgürlüğüme müdahalede bulunmuş olmuyor musun? Bir bayanın başörtüsüne karışıyorsun. O da onun yaşantısı. İstediği gibi giyinebilir mesela. O kendinden başka diğer bir insanın, kendi cinsin gibi ya da karşı cins gibi bir insanın ismi, cismi, kimliği olan, nefes alan, yaşayan, boyu pozu senin gibi olan herhangi bir karşı cins. Onun giysine, giyimine, onun kılık kıyafetine ve onun yaşantısına karıştığın anda, o zaman sen demokrasi, insan haklarını ihlal etmiş olmuyor musun? Başkasının hakkına tecavüz etmiş olmuyor musun? O zaman senin istediğin gibi herkes giyinirse sen diktatör olmuş olmuyor musun o zaman? Hakka tecavüz olmuyor mu bu? Herkes o zaman senin istediğin gibi yaşayıp senin istediğin gibi giyinirse sen diktatör olmuş olmuyor musun o zaman? Onu isteyen, bencillik yapan bir kişi, bunu benimseyen diktatör olmuş oluyor. Onun aynısını, senin o dediğinin aynısını Erdoğan dese ki ne? Aynısını. Bundan sonra herkes peçeyle dolaşacak dese Erdoğan diktatör olmuş olmuyor mu o zaman? O zaman Erdoğan'dan sonra bir başkası geldiği zaman bundan sonra herkes etek giyecek dese o zaman o diktatör olmuyor mu? Bundan sonra sadece kot pantolon giyeceksiniz. O zaman özgür insanların hakkına karışmış olmuyor musunuz? O pembe giyinir, o mavi giyinir, o yeşil giyinir, başörtüsü takar, etek giyer, ne yaparsa yapar. Ama sadece toplum ahlakını, toplumun ahlakını, çoluk çocuğun gelişmesini aykırıya, yani aykırıya götürmeyecek davranışlar, yani çırılçıplak. Yani mecbur, hani bunu söylemek zorunda bırakıyorsunuz, söylemek istemiyorum ama çırılçıplak gezmediği sürece İnsanlar istediği gibi giyinebilirler. Ama toplumun hani örfünü, adetini, huzurunu bozuyorsa, çırılçıplak tamamen anadan doğmuş gibi geziyorsa, sokağa çıkıyorsa o zaman ne oluyor? İşte o zaman ona karışabiliriz işte. Ona insanlar karışır. Toplumun düzenini bozuyor o yani. Terbiyesizlik yapıyor. İşte sadece buna karışılır. Bu işte diktatörlük olmaz. Ahlaksızlık olur işte o. Ona karışabilirsin. Ama öbürü peçe takmış, öbürüsü başörtüsü takmış, birisi fes giymiş, diğerisi şapka takmış, birisi etek giymiş, birisi tuman giymiş. Yani ne fark eder? İsteyen istediği her rengi de giyer, her elbiseyi de giyer. Özgürlük dediğin işte budur. Senin özgürlüğün ne zaman biter biliyor musun? Bir başkasının hakkına karıştığın anda özgürlük biter işte. O zaman saldırıya geçer o. Özgürlük dediğin herkes her istediğini yaparsa o zaman özgürlük olur. Suç haricinde mesela, değil mi? Çırılçıplak dedim ya, o bir suçtur işte. Suç haricinde isteyen istediğini giyer.